Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte endeksin düşeceği sert bir düzeltme yapacağı tarihi sizlerle birlikte konuşup analiz etmeye çalışacağız. Umarım yaptığımız analizler yaptığımız tahminler doğru yolla çıkmış olur ki sizler de bu konuda doğru pozisyonlamalar alabilirsiniz. Daha önce hatırlarsanız Nisan itibariyle ulaşacak şu düşüşü sizlere söylemiştim. Sonra Haziran'daki düşüşle ilgili yine bilgilendirme yapmaya çalışmıştım elimden geldiğince. Ama zannediyorsam Haziran'daki düşüşte videomuz biraz geciktiği için şu tarihler 14 Haziran'lara denk gelmişti ama yine burada da ortalama şöyle baktığımızda %7.5'luk bir düşüşten sizleri kurtarmaya veya önceden haberdar etmeye çalışmıştım. Bugün de sizlerle birlikte ortalama %7 diye tahmin ettiğim düşüşü sizlere anlatmaya çalışacağım. Burada 6 önemli maddede neden olacağını mantığını anlatmaya çalışacağım ve olabilecek koşulları sizlere önceden aktarmaya çalışacağım. Ve bu sayede siz o koşul, o haber, o bildirim geldiği zaman anında tetikte olacaksınız. Evet ben bu bildirimi veya bu koşulu veya bu maddeyi daha önce Finans ve Borsa kanalında duymuştum. Demek ki bu gerçekleşti. Bunun gerçekleşmesi düşüş yönlü bir hamle olarak bana yansıyacaktır diyebileceksiniz ve aslında bu haber çıktığında örneğin BDDK yeni bir karar açıkladığında benim aniden sizlere video çekmeme gerek kalmayacak. Siz zaten şu andan biliyor olacaksınız. Sizlerle birlikte hangi tarihlere tekabül edebileceğini bu düşün ve ne kadar olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hemen başlayalım. Şimdi burada birinci maddemiz son bir ayda %30 getirinin oldukça yüksek olduğunu göstermeye çalışacağım. Hemen bakalım. Şöyle ortalama 14 Temmuz itibariyle bir yükseliş başlıyor ve şu an itibaren %32 %32'lik bir yükseliş olduğunu görebiliyorum. Bir ayı biraz geçmiş belki 40 günlük bir sürelere denk gelmiş bunu söyleyebilirim sizlere ama bir ay 40 günlük gibi bir sürede %30 %32'lik bir getirip oldukça yüksektir. Zaten bunun örneğini bir sonraki maddede de görebileceğimiz istatistiksel olarak incelemede anlayabiliyoruz. Bakın şurada bir yükselişimiz var. Gördüğünüz gibi burada da %30'luk bir yükseliş oluyor. Sonrasında ise yine güzel bir düşüşle %7-%7.5'luk %8'lik bir düşüş olduğunu görüyorum. Burada güzel dememin nedeni düşüşün iyi olmasından değil düşüş miktarının Yoksa gördüğünüz gibi mesela burada birçok kırmızı mumlar, burada gördüğünüz birçok kırmızı mumlar var ama burası bir düşüş değil, burası bir yataydır. Düşüş burada oldu, düşüş burada olduğu gibi gerçekleşir. Aslında baktığımızda borsanın genel bağlamda yukarı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. Bunun en büyük etmenlerinden biri hisselerin dolar bazlı ucuz kalması, bir diğeri Türk şirketlerinin avantajlı ve güzel olması, üçüncü ve yine en önemlilerinden biri ise enflasyonun bu kadar arttığı ortamlarda tabii ki hisse senetleri, pay senetleri de yukarı yönlü hareket edecektir. Şimdi bu iki tane temel madde söyledikten sonra yani bu kadar fazla bir ay içerisinde getiri sağlanırsa mutlak suretle kar realizasyonları gelecektir ve bu kar realizasyonları bizleri mutlaka aşağı taşıyacaktır. Son bir ay 40 gün içerisinde yüzde %30 kazanan bir kişi mutlaka kar realizasyon noktasına gidecektir. Yani endeks bu kadar fazla getirdiğinde dinlenme veya düzeltme dediğimiz noktanın birinci çıkış noktası burasıdır. Kar realizasyonu yapılır, risk azaltılır, belki içerideki ana para çekilir sadece karla devam edilmeye çalışılır, kaldıraçlı işlemler yavaş yavaş kapatılmaya çalışılır ve bu yüzden de bir düzeltme gelmesi çok kuvvetli olur. Şimdi gelelim bir de teknik kısma değinelim. Şimdi tekniğimize baktığımız zaman göreceli güç endeksinin tam tamına 88-90 seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Bu daha önce şuradaki rallilerde gördüğünüz gibi 89 seviyesine ulaşmış. Daha geriye doğru ilerlediğimiz zaman bakın şuradaki rallide 94'ler seviyesine ulaşmış ki burada zaten %70'lik bir yükseliş var. Sonrasındaki düşüşe de baktığımızda şöyle hemen göstereceğim %25'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani aslında göreceli güç endeksi, bizim getiri marjımız ve düşüşler birbiriyle korele hareket ediyor. Bunu net olarak buradan saplayabiliyoruz. Şimdi bunu da gördükten sonra göreceli güç endeksi çok ciddi fiyatlanmalara gelmiş ve yönünü aslında bir tık da şöyle yaptığımda çok göremiyoruz. O yüzden geri çekmeye çalışacağım. Bakın burada bir tık da burnunu aşağı doğru çevirmiş. Bu da bizim için aslında olumsuzluğun bir miktar başladığını veya başlayabileceğini ifade etmiş oluyor. Wave Trend baktığımızda bir sat sinyali gelmiş bakın. Al gelmiş Eğer bir sat daha oluşursa ki kuvvetle muhtemel Önümüzdeki birkaç gün içerisinde oluşacak Üçlü sinyal dediğimiz sinyal oluşmuş olacak Nasıl burada üçlü al sat aldan Kuvvetli al sinyali doğdu ve yükseldi Yine aynı şekilde bakın burada Al sat aldan kuvvetli bir al sinyali oluşuyor ve yükseliyor Burada da sat al sattan kuvvetli bir sat sinyali oluşacağını Muhtemelen öngörüyorum ve bu da Bizleri bir düşüşe hazırlamış olacak Bir diğerine baktığımızda Dünyayla tabii ki birlikte yaşıyoruz dünyaya tabii ki Koreli hareket etmemiz gerekiyor Bu yüzden de dünya borsalarında incelememiz gerekiyor Eser S&P 500 endeksine baktığımızda 16 Ağustos itibariyle bir düşüş gerçekleştiğini düşüşün başladığını görebiliyorum burada. Ha, oranına da bakabiliriz. Oran aslında bizi çok ilgilendirmiyor. %4'lük bir düşüş olmuş. Tabii ki Türkiye ile Amerika çok farklı olduğu için buradaki düşüş oranları birebir yansımayacaktır. Hemen UK 100'e geçiyorum. İngiltere hisse senedi borsasına baktığımızda burada da yine bir düzeltmenin 18 Temmuz itibariyle başladığını görüyorum. DAX endeksine, Alman endeksine baktığımızda burada da 16 Temmuz özür diliyorum. 16 Ağustos itibariyle bir düşüşün başladığını görüyoruz. Ki hatta bu düzeltme neredeyse artık bitecek seviyelere gelmiş. %5 %5.70'lik bir düzeltme gerçekleşmiş. Yani S&P 500'de, UK 100'de ve DAX'de ortalama 16-18 Ağustos'ları itibariyle bir düzeltmenin başladığını görüyoruz. Bizde ise 16 Ağustos itibariyle bir sat geldi dünya borsalarından etkilenerek fakat bu neredeyse hiçbir şekilde çalışmadı. Ufak bir fitil attıktan sonra yukarı yönlü devam ettiğini görebiliyoruz. Bu da aslında bizim için bir teyit oluşturdu diyebiliyoruz ama sonrasında devam edildi. Şimdi gelelim bir diğer önemli noktaya. Diğer maddemizde sizlere şunu ifade etmek istiyorum. Evet, getirileri, teknikleri, temelleri konuştuk. Fakat bunun üzerine yapılabilecek yaptırımlar da var. Herhangi bir BDDK kararı veya KKM yani kur korumalı mevduat tarzında dövize sert darbe vurabilecek yeni bir enstrüman yaptırımı gelebilir. Ve bu yaptırım muhakkak borsaya da vuracaktır. Çünkü burada alternatif bir gelir opsiyonu oluşturduğunuz zaman dövizden altından çıkan paralar ve aynı zamanda da tabii ki borsadan çıkan paralar bu yeni yatırım enstrümanına yeni para kazanabilme enstrümanına geçmiş transfer edilmiş oluyor. Bu bağlamda baktığımızda da mutlaka etkisi borsaya olumsuz yönde olacak. Şu anda böyle bir yaptırım yok ama bu yarın bu yaptırımın gelmeyeceğini bu gece 23 29'da gelmeyeceğini, 4 gün sonra gelmeyeceğinin bir garantisi de yoktur. O yüzden mutlaka haberleri detaylıca takip etmenizi ve özellikle de Telegram ve Instagram'dan kanalımızı takip etmenizi de tavsiye ederim ki bir şey düştüğünde, özellikle borsayı sert etkileyebilecek bir haber düştüğünde oradan size anlık olarak ulaştırabileyim. Şimdi gelelim bizim için en önemli maddelerden bir tanesine. Düzeltmenin olabileceği tarih ve yüzdelerine bakalım. Sonra ise size yıldız değerinde bir madde daha anlatacağım ve videomuzu tamamlamış olacağız. Benim düşüş tarihim Eylül başı itibarla bir düşüşün bir düzelt diyelim daha doğrusu bu şişkinliğin atılmasının, dinlenilmesinin, belki bir miktar yatay olmasının ve sonra tekrar yükselmeye başlamamızın endeksimizin 3500'e 4000'e inşallah 10.000'lere 10 de gider. Gidebilmesi için buradaki düzeltmeler aslında faydalı bir şeydir. Bu düzeltmelerin ben Eylül başında başlayacağını ve ortalama %7.7'lik bir düzeltme ile 2875'ler mertebesine kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Burada iki tane bizim için opsiyon var. Birincisi bakalım. Şöyle baktığımızda şu seviyelerden 2875'lere geldiğinde %8'e yakın %7.5'luk diyelim bir düzeltme gerçekleşiyor. Benim kuvvetle muhtemel olarak gördüğüm senaryo budur. Fakat daha aşağılara sarkabilirse de %15 ile 2685'ler 2690'lara kadar da bir geri çekilmenin olabileceğini burada görebiliyoruz. Buradaki hedef Sev seviyelerimizi ve tarihlerimizi söylemiş olduk. Şimdi gelelim önemli bir maddeye. Seçim karışıklığı. Bu yıldızı bir madde. Daha büyük düzeltmeler ve düşüşler için ben bunu yine kısa vadede çok düşünmüyorum ama seçim karışıklığı, gergin atmosfer, borsayı yıkar oldukça aşağı doğru götürür. Fakat sonucu ise rahatlamadan ötürü toparlama sağlar. Sonucu A olur, B olur, X olur, Y olur. Onu bilmem. Ama sonuç olarak seçim arifesindeki o gerginlik, o gergin atmosferden dolayı endeks ve yabancı yatırımcının güvensizliği tabii ki bizleri bir miktar aşağı doğru çekecektir. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bu yükselişte seçim sonrasına yatırım yapan ciddi yatırımcıların girişleri de mevcut. Seçimin sonrasını fiyatlamak için şu andan giren yabancıların yükselişe katkısının da olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ama o seçim atmosferinin, seçim gerginliği başladığında bunların bir miktarının kazandığım para yeter bana tamam deyip geri çıkacağını bir miktar yerli yatırımcının da korkak davranacağını düşündüğümden burada böyle bir şey olacağını sizlere ifade edebilirim. Fakat dediğim gibi bu konuya daha var. Yani belki bu biraz daha bizim burada yaptığımız 2875'ler sonrasında bir daha 3200'ler yaparız. Sonraki konjonktürde değerlendirmemiz gereken bir konu olarak karşımıza çıkacak ama bunu unutmamamız gerekiyor. Asıl büyük düzeltme, asıl büyük avantajı bizler finans ve borsa kanalı izleyiciler olarak sizlere tekrar o zaman yine ifade edeceğim. Seçimin o gergin o puslu atmosferindeki karamsar düşüşlerden yararlanarak toplayıp seçim sonrasına doğrudan yatırım yapıyor olacağız. Bu da bizim için oldukça önemli. Ben o sıralar doların da geri çekilmesiyle birlikte TL'nin değerlenmesiyle birlikte ya da diyelim hisselerin dolar bazlı değerlerinde yukarı gideceğini düşünüyorum. Videoyu toparlayacak olursak Eylül başı tarihi itibarıyla ortalama %7.7'lik bir düşüşle 2875'lere kadar bir düzeltme olabileceğini öngörüyorum ve buralarda yine orta vade için özellikle de Ocak-Nisan vadesi için güzel seçim hisselerden alım için avantajlı yerler olacaktır. O zaman tekrar videolarla sizle birlikte olacağım. Eylül başı 2875'lere bir düşüşün olabileceğini öngörüyorum ve bu videoyla sizlere belirtmek istedim. Birazı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok. Canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. şimdi bir Midaslı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir, kayıt işlemlerini tamamladığında ise 10 bin ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Katıl tarafına katılarak ekstra içeriklerden yararlanabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.